Merhaba arkadaşlar. Arm programlama dersimizin bugünkü bölümünde interrupt moduyla UART haberleşmesini göstereceğiz. Hemen CubeMX programımızı açıp File New Project'e tıklıyoruz. Part Number Search kısmımıza işlemcimizi yazıyoruz. Daha sonra işlemcimizi seçtikten sonra Start Project'e tıklıyoruz. Gelen ekranda sistem koru açıp SS sekmesinin altından serial wire'ı seçiyoruz. Daha sonra connectivity kısmından USART 1'e geçip buradan asenkron modu seçiyoruz. Haberleşmemiz 115.200 baud rate, 8 bit e, data length'imiz. Paritimiz yok, stop bitimiz 1. MX settings kısmından interrupt aktif etmek için interrupt'ı e, enable ediyoruz. Burada priority'lerimizi ya da sub priority'lerimizi kendimize göre ayarlayabiliriz. Kullanacağımız e, projenin büyüklüğüne göre internet önceliğini ayarlayabilirsiniz. Daha sonra alacağımız data'ya göre çıkış vereceğimiz LED'lerimizi ayarlıyoruz. B6 pin'i, B7 pin'ini output olarak ayarlayıp daha sonra daha sonra üzerine sağ tıklayıp isim verebiliriz. LED 1 B6 pin'i olsun. Yine eskisi gibi LED 2 pin'i B7 pin olsun. Bu ayarlamaları yaptıktan sonra buradaki MVIC kısmından daha önce de bahsetmiştim priority ayarı yapabiliriz. Interrupt önceliğidir. Ee, birden fazla interrupt'ın kullanıldığı projelerde aynı anda interrupt'lar birbirine denk geldiğinde ikisinin oluşma zamanı aynı ana denk geldiğinde veya birisi işlemine devam ederken diğer kısımdan interrupt geldiğinde işlemcinin ne yapması gerektiğine karar verilen kısım burasıdır. Burada ayarladığınız önceliğe göre e, önceliği yüksek olan işlemine devam edecekken diğerini beklemeye alıyor işlemci. Burada diğer işlemler ana öncelikli işlemler. Biz bu kısımdan buradan interrupt'ımızın önceliğini biri alabiliriz. Büyük projelerde kullanacağınız bu ya da karaciğer ya da diğer haberleşmeler olabilir. Bunların içerisinden önem durumuna göre priorite ayarı yapabilirsiniz. Şimdilik biz biri ayarladık. İsterseniz sıfırda kalabilir yani. Şu an çok küçük bir proje olduğu için hiçbir şey etkilemeyecektir. Olduğu gibi bırakıyorum. Clock Configuration kısmına gelip 32 MHz'ımızı yazıp OK diyorum. Otomatik ayarlamaya bırakıyorum. Project Manager kısmından masa üstünden UART Interrupt klasörümü içerisine UART Interrupt diye bir proje oluşturmak istiyorum. MDK seçiyorum. Code Generator kısmında gerekli kütüphane dosyalarını eklemesi gerektiğini ve C ve header filelarını ayrı bir kısma oluşturmasını istediğimi belirtiyorum. Generate kodu tıklıyorum. Projemiz oluşturuldu. Buradan Open Project'i e tıklıyorum. İlk yapmam gereken bu kısmı açıp C++'dan optimizer'ı level 0'a çekiyorum. Daha sonra projemize geçelim. Şimdi yapacağımız işlem şu şekilde. Bir önceki derste gösterdiğimiz polling modda main kısmının içerisinde sürekli bir receive yapıp bir saniye boyunca haberleşmeden data gelmesini bekliyorduk. Bu sefer interrupt modunda data geldiğinde farklı bir fonksiyona yönlendirme yapacağız. Bu fonksiyonun içerisinde gelen datayı ayrıştırıp aşağı bu kısımda while bir kısmında da gelen dataya göre işlem yaptıracağız. Başlayalım. Öncelikle bir geçici buffer tanımlayacağım. Buffer dataları toplayacak, yani daha doğrusu tek tek dataları alacak ve interrupt oluşturacak. Bu oluşan interrupttan sonra ben bu datayı ana dizide, uygun yere yerleştirerek e, işlem yapmaya çalışacağım. İki tane dizimiz olacak bu yüzden. rx temp buffer diye birinci dizimiz olacak. Bu geçici değişkenleri tuttuğumuz yer. Pardon şurada bir yanlışlık oldu. Daha sonra Asıl dizimiz tanımlayalım. Burası Alex Buff olsun, yüzlük bir dizi olsun. Şimdi ilk önce yapmamız gereken işlem ana döngüde interruptı kurmak. Bu kısma bir interrupt kuralım. Hal, hal tere, pardon, what, receive interap diyeceğiz. Burada yine ilk adresi ilk parametre olarak e, kullanacağımız UART'ın structure'ının adresini tanımlamamız gerekiyor. UART print structure'ını kullanacağız. Daha sonra alacağımız datayı nereye yazmak istediğimizi soruyor yine. Biraz önce bahsettiğimiz e, geçici biraz önce bahsettiğimiz geçici beş dizinin içerisine yerleştireceğiz. Daha sonra boyut olarak da 1 gireceğiz. Ve bitiyor. Gördüğünüz üzere bir önceki derste bahsettiğimiz timeout değeri yok. Bu interrupt zaten e, diğerine göre yani polling moda göre avantajı bu. Programın herhangi bir yerinde siz çalışırken, kod herhangi bir yerde koşarken e, oluş olay meydana geldiğinde program orada çalışmayı durdurup interrupt'taki fonksiyona dönüp Oradaki işlemleri gerçekleştirdikten sonra tekrar kaldığı yerden programın akışına devam edebiliyor. Ve bu sayede siz sürekli olarak bir data kontrol etmek zorunda kalmıyorsunuz. Veya kontrol etmediğiniz bir anda data geldiği için data kayıpları meydana gelmiyor. Şimdi bu interrupt'ı burada kurma işlemini gerçekleştirdik. Bu kurma işleminden sonra bir fonksiyona yönelmesi lazım. Hal kütüphanesinin oluşturduğu fonksiyon şu şekilde buluyorum ben. Burada functions sekmesinden e, UART seçeneğine tıklıyorum. UART.c'nin altındaki fonksiyonlara tıklıyorum. Burada eee UART.c'ye ait bütün fonksiyonları inceleyebiliyorum. Bu kısımda alex complete callback fonksiyonu var. Şurayı kopyalayıp alıyorum. Daha sonra ana döngüde daha sonra yukarılarda bir yerde şurada mesela Burayı yapıştırıyorum. Fonksiyon şu şekilde çalışıyor. E, i̇şlemcime ait herhangi bir UART'tan, herhangi birisinden interrupt geldiği anda bu fonksiyon devreye giriyor. Alt kısımda hangi UART'tan e, interrupt geldiğini ayırt etmek için burada bir parametresi var. Yani bu interrupt'u oluşturan kısım bu fonksiyona bir parametre değeri gönderiyor. Hangi UART'a ait olduğuna dair. Bu işlemde benim birden fazla interap kurduğumda hangi interaptan gelen datayı nereye yazmam gerektiğini ayarlamamı sağlıyor. E, ee, UART'tan gelen data UART 1 ise UART 1'e ait ise ben aşağıdaki işlemleri gerçekleştireceğim. Burada bir değişken tanımlamayı unuttuk. Ee, bir indeks değişkenine ihtiyacımız olacak. Onu da göstereceğim şimdi. bu şekilde bir indeks değişkenimiz olsun. Şu şekilde burada dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Rx indeksimi 8 bitlik tanımladım. Yani alabileceği maksimum değer 255. Eğer ki ben 255'ten büyük bir data almayı beklersem bu değişkenin tipini değiştirmem gerekiyor. Uint 32, 16 daha büyük değişken tiplerine gitmem gerekiyor. Ama zaten buffer'ımızı yüzlük bir buffer tanımladığımız için şu anlık 8 bitlik bir indeks bizim için yeterli. Aşağıda interrupt'ı kurduğumuz ee, değişken temp buffer'dı. Temp buffer'a gelen değeri yani tarafta oluşacak o 1 byte'lık değeri temp buffer'a yerleştirecekler. Biz o temp buffer'daki değerimizi ana döngümüze yerleştireceğiz. Onu da bu şekilde yapıyoruz. Ee, Rx index yazıyorum buraya. Alix buffer'dan gelen değeri Alex indeksime atıyorum. Daha sonra indeks değerimi bir arttırıyorum. Ardışık data gelirse diye. Bu işlem bittikten sonra tekrar interap kurmam gerekiyor. Çünkü interap şu şekilde çalışıyor. Biz bu interrupt'ı burada bir defa kurduk, set ettik. Olay gerçekleştikten sonra ardışık olarak sürekli set edilmiyor. Tekrar tekrar set edilmesi gerekiyor. Bunu biz program içerisinde belirliyoruz. Burada datayı aldıktan sonra, işlemin bitti, datamı ana değişkene yerleştirdim. Ana değişkene yerleştirdikten sonra, ben artık interrupt'ımı tekrar kurabilirim. Tekrar data dinlemeye kendimi hazır hale getirebilirim. Ki bir sonraki gelecek dataları kaçırmayayım. Bu işlemi burada yapmakta fayda var. receive interrupt diyoruz. Yine o as birin adresinden Alex temp buffer'a 1 byte'lık interrupt kuruyoruz. İşlemimiz bu kadar. Ee, şimdi gördüğünüz üzere main kısmına hiçbir şey yazmadık. Oraya geleceğiz. Biraz data göndermeye bakalım ve dataların Alex buffer'ın içerisine nasıl yerleştiğini inceleyelim. Projemizi derliyoruz. Derleme işlemi bitti. Debug kısmına geçiyorum. Assembler kapatıyorum. Burada incelemek istediğim öncelikle bir index değerini ekleyelim. Daha sonra Alex buffer bu kısmı yine watch 1'e alayım. Şu kısmı da watch 2 kısmına alayım. İki farklı Watch Window'um var, bunu tutup şöyle sağ tarafa sürüklüyorum, daha sonra buradan Watch 2'yi tutup tekrar sürüklediğimde bu taraf boşta kalıyor. Ee, projemi run ettiğimde gördüğünüz üzere şu an herhangi bir değişiklik yok. Hercules programımı açıyorum. serial kısmından com 3'ten 115200 seçiyorum. Ve open diyorum. Ee, pardon şurada bir saniye bir yanlışlık olmuş. Index yok. Sadece Alex Buffer bir dizi olarak gelmesi lazım. Yine buranın da bir dizi olarak gelmesi lazım. Projemizi run ettiğimizde şu an herhangi bir işlem yok. Bir data göndermek istiyorum. Mesela merhaba datası göndereceğim. Datayı gönderdiğimde bu kısımda son datam dururken bu kısımda bütün datam duruyor. Şimdi olayı biraz da yavaş modda alalım. Ve debug gidelim. Şunu sol tarafa alıyorum. Sağ tarafa her pilesi alacağım. Bunu kaldırıyorum. Şimdi işlemimiz şu şekilde olacak. Buradan bir reset işlemi yapayım önce. Resetlemeyi yapayım. Olayı başa alalım data göndereceğim. Datayı gönderdikten sonra buradaki işleyişi anlatmaya başlayacağız. Örneğin bir datası gönderdim. Datayı gönderdikten sonra program normal çalışmasını bırakıp interrupt fonksiyonuna yönleniyor. Bu fonksiyonda UART birden bir data geldiğini belirtiyor. Daha sonra arx buffer'ımız yani asıl dizimiz eee 0. indeksine arx temp buffer'a işte burası çok önemli. Arx temp buffer interrupt'tan aldığı değeri, o 1 byte'lık değeri sıfırına atıyor ve daha sonra bu interrupt fonksiyonu oluşturup bu kısma geliyor. Yani aldığımız o 1 byte'lık data burada. Bunu sol tarafa aktarıyor. Bir adım ilerliyorum. Sonra indeks değerimiz hala sıfırda. Indeks değerimizi 1 arttırıyoruz. Daha sonra tekrar RxTempBuffer'ın sıfırına değer alacak şekilde interrupt'ı kuruyoruz. Programı run ediyorum. Şu an tekrar gelen bir şey yok. İkinci kez datayı gönderdiğimde buraya geliyor. Yine temp buffer'daki değerimiz 1'di. 1 gönderdik yine. Temp buffer'daki değerimizi aldıktan sonra e, indeksimiz indeksimiz 1 değerinde olduğu için Alex buffer'ın birinci indeksine yani bu kısma datayı atacak. Bir adım ilerliyorum ve Alex buffer'ın birinci elemanına Datımı, gelen datamın yazdığını görüyorum. Daha sonra indeks tekrar bir artıyor. Ve bir sonraki hedefin burası olacağını belirtiyor. Tekrar interrupt'ı kurup devam ediyoruz. Bu sefer iki datası gönderelim. Ve sende basalım. Buraya geldik. İki datasını aldı. Interrupt. Daha sonra bunu asıl dizimize yerleştirme işlemini yapıyor. Yerleştirdikten sonra indeksi bir arttırıyor. Ve tekrar interrupt'ı kurup devam ediyor. Bir sonraki hedefi bu kısma yönlendirdi. Buraya da 3 değerini atalım mesela. Tekrar sende bastığımızda 3 değerini aldı. Bu hedefe bu değeri yazıyor. Pardon. Daha sonra indeksimiz arttırdı ve tekrar interrupt'ı kurdu. Run ediyoruz projemizi. Tekrar silip tekrar koşturduğumuzda, resetleyip tekrar koşturduğumuzda sıfırlandığını görmemiz lazım. Evet, şu an sıfırladık. Buradan yazdığımız herhangi bir data, data, rx buffer'a ulaşacak. Buffer'a ulaşacak. Şeyi karıştırmayalım. Ulaşacak deyip send ettiğimizde herhangi bir data Rx buffer'a ulaşacak. Bu işlemi yazdıktan sonra bu işlemi yaptıktan sonra şimdi led'li kısma geri geliyoruz. Burada indeksi arttırmadan işlem yapabiliriz. Sonuçta alacağımız data 1 byte'lık bir data. Bu örnek olsun diye anlatılmış bir kısım. Hemen şunu simge durumunu küçültelim. Burayı büyütelim. Ve debug'dan çıkalım. Şimdi yapacağımız işlem gelen dataya göre ledleri yakıp söndürme işlemi olacak. Bunu da şu şekilde yapacağız. Burada bildiğiniz üzere Alex Buffer'ın indeksindeki e, Alex indeksindeki eleman son gelen güncel datayı tutuyor. Bu kısmı şöyle kopyalayalım. İşte eşit. Sıfır ise ASCII sıfır ise burada dediğimizi söndürme işlemi yapacağız. Karşı tarafa bir bildirim olarak bir data göndereceğiz. LED'in söndürüldüğüne dair. Mavi LED off ya da LED off diyebiliriz. Bunu da şu şekilde yapıyoruz. Halo at. transmit. Yine 3 farklı transmit versiyonumuz var. Interrupt versiyonunu kullanacağız burada. Avantajı şu. Bir timeout değeri girmiyorsunuz. Bu ne avantaj sağlıyor? Transmit ederken timeout değeri girmemek. Mesela göndereceğiniz datanın boyutu değişkenlik gösterebilir. Datanın boyutu büyüyünce e, timeout değerinde onunla doğru orantılı olarak büyütmeniz gerekiyor. Aksi halde datayı gönderim yaparken e, timeout'a düşebilir ve datanız karşı tarafa düzgün bir şekilde ulaşamayabilir. O yüzden interrupt'la göndermek bu tarz durumlarda avantaj sağlıyor. Ayrıca interap bildiğim kadarıyla arka fonda bu işlemi gerçekleştirdiği için ana döngü hızını da arttırıyor diye biliyorum. Yani daha doğrusu daha az etkiliyor diğer polling moddaki timeout'lu göndermeye göre. Şimdi ilk olarak istenilen parametre göndereceğimiz UART'ın yine structure'ının adresi. Göndereceğimiz datayı yazıyoruz buraya. Pointer olacakmış. Şu şekilde pointer'ını ayarlayıp let on slash n dedikten sonra datamızın boyutunu soruyor. 8 byte'lık bir data bu. Ve bu işlemi yaptıktan sonra datamızı gönderecek. Yine eee Derleme işlemi bitti bak kısmına geçiyoruz. Şimdi şu kısmı clear edelim. Burayı silelim. Burada şuraya bir saniye biraz ekran ayarlama yapalım. Kodlar belli olmuyor. Şimdi Data gönderdiğimde bu kısmı nasıl işlediğini görmüştük. Şimdi bu kısma bakalım. Ve bir data gönderelim. Örneğin sıfır gönderelim. Sen de bastığımızda olmadığını gördük. Bunun sebebi şu. İndeksi yukarıda arttırıyor olmamız. Yani datayı alıyor, indeksi arttırıyor. Dolayısıyla biz hedef noktaya bakar olduk. Ee, programı şu şekilde değiştirelim. Buradaki indeksi yorum satırına alalım. Ve kopyalayalım bu kısmını. Tibaktan çıkıyorum. Radix indeksi buradan kopyalayalım. Sıfırlamak yerine datayı aldıktan sonra arttıralım. Yani datayı alalım. işlemimizi yapalım. Daha sonra indeksi arttıralım. Bu şekilde yapalım. Ve tekrar yükleyelim bu kısmı. Projemizi run ediyoruz. Daha sonra datamızı gönderiyoruz. Buraya ulaşıyor dediğimiz yakıyor ve daha sonra adım adım ilerlediğimizde gördüğünüz üzere burada sadece L harfi gitti. Demin bahsetmiştim. E, gönderme arka fonda işlemi gerçekleştiriyor diye. Ben projemi yürüttüğümde kalan kısmı devam edecek. Ama eğer burayı normal modda gönderiyor bu satırdan diğerine geçene kadar bütün data e, gönderilmeliydi. Time süresi kadar e, süre içerisinde gönderilmiş olmalıydı. Eğer timeout süresi kadar süre içerisinde göndermeseydi timeout hatası gönderecekti zaten. Ama interrupt'ta olduğumuz için arka fonda bu datayı yine gönderecek ve ben projemi run ettiğimde kalan yazının geldiğini göreceğim. Bu bize ana döngüde arka fonda bu işlemleri gerçekleştirdiği için bir zaman avantajı sağlıyor. Diğer e, normal modda göndermede sürekli olarak burada datayı göndermeye uğraşıyor. Fakat interupta aldığınızda arka fonda bu işlemi gerçekleştirdiği için e, zamanımızdan çalmıyor. Non-blocking bir şekilde gerçekleştiriyor bu işlemi. Şimdi bir kısmını deneyelim. Sent etelim datamızı. Yine bir kısmına ulaştığını görüyoruz. Adım adım ilerlediğimizde gördüğünüz gibi tek harfi ulaştı. Run ettiğimizde kalan kısmı geldi. Bu şekilde debug pointlerimizi kaldırıp tekrar tekrar data gönderme işlemini gerçekleştiriyoruz. Bugünkü dersimizde UART'ın interop modunu anlattık. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki derste görüşmek üzere. İyi günler.